Yok, içeri geçelim dedik. Vardı, bitirmiş abi. Ne, ben bile geç kaldım diye buraya geldim. Ay yok ya, artık pasta mı sıkacağım daha ben kaç ay geçmiş. Hani? Ha, o parlatıcı sürmüştüm. Ondan kalmış herhalde. Ay, küp giymişsin. Ne yapıyorsun? Hediye mi aldın? Evet. Aç da kamerada açmamalısın. Kamerada açmamalı mıyım? Ay, açamayım. Ben zaten Seda'ya söylemiştim şey diye. Ona ben gizliden yazdım, şey dedim, 6.30'da değil 7'de buluşacağız, Yasemin öyle dedim dedim. O da koptu hatta. Ay şu kürk çok güzel. Evet, bu kürkü benim good to'yu kürküm. Aa. Aynen. Ben getirdim. İşte giyeyim dedim böyle. Çok açım ben ya. Saat kaç şu an? Ben en son 3.30'da çorba içtim bence, ben çorbası içtim. Saat şu an 8'e geliyor. Bir de kimse bakmıyor. Bence biz bir şey diyelim. Biraz hafif söyleyelim. Ponster Martini'yi bugün alkolsüz içeceğim. Ama güzel yapıyorlar evet. Alkolsüz yapabilirsiniz diyeceğim. Çünkü onu içmek. Böyle suşi ile o tat güzel oluyor. Kokteyl tadı. Mantıklı. Ben de bulaşacağım. Antibiyotik yanında işte. Akşam akşam. Bak Müge kırmızılaş. Özge ile Müge zaten benim tek şeyim. Çok iyi fanım yani. Sürekli. Benim de açık aslında ya. Yani bir tane videon 70 olmuş sanırım. Artık paylaşsana insanlarla. 70 kişi izlemiş. Evet, hayır, 118 oldu şey. Benim ilk videom. Sen hiç kimseyi tanıtmadın. Tanıtmadım. Ama 118 kişi izlemiş olmuyor. 118 kere izlenmiş demek. Onu Yusufcan da öyle demişti bana da hani yanlış anlıyor diye güzel hani bir şey demedim ona da geçti. Olsun. 118. Give it to me like. Arkadaşlar geldi. O tam sende mi merhaba? Evet, merhaba. Şükür kendine bir gir bak çok tatlı olur. Ya sen seviyorsun ya böyle parlak şeyleri sana uygun gördüm. Ama yumuşacık. Ben kahverengi bir şey diyordum. Bana mı? Ay çok şıkmış, çok, çok güzel. Şık gerçekten. Yılan derili gibi çok güzelmiş. Deri gibi böyle rugan gibi çok güzel. Bunu ben sonra gördüm dedim ki bu tam Yasemin'deki. Aramadım onu yani. Evet. Tamam. Çok beğendiniz, teşekkür ederim. Güle güle Kimer. Bir de şey var, diksiyon ve hitabet, böyle eskili konuşma dersi var. İşte onları hep istiyorum ben. Ben üçünü şey yaptım. Şimdi ilk yaşam koçuyla başlayacağım, sonra ona ve ona geçeceğim. Bence senin şeyin çok hatta iyi. Hatta şöyle bir şey. Enerji falan iyi ya, bence aynen, çok geçer ya. Enerji çekti yani, böyle şey oldu. Ha, böyle insanlara iyi gaz verirsin gibime geliyor. Yap da sonra şey yapalım. Ya bir de şey yaşam olabiliyormuş, böyle mesela şirketlere gidip özel eğitimler verebiliyor musun mesela işte insanlarla personellerimize evet. Şöyle şöyle davranmalı. Tabii canım. Zaten o insan karakteri ayrı bir şey. O ayrı yani yaşam aynen, koşulu. Aynen öyle. İyi şirketler çalışıyor. Tamam alırım. Çok geldim. Bunlar aldın mı? Sen de al sen de. Baktın öyle bir. Bana sormadı. Ay bu arada size bakmayın, bu tarafımda yediğim için böyle. Bu tarafta yemedim de onu. Herhalde şey yemermiş. Başta da olsa da ilk dersi. Öküz gibi yiyor musun? Aa, yerimmiş ilk dersi. Ay hadi ya, ben de onları araştırıyorum da artık. Artık bu ay daha fazla elleşmiyorum. Ben de sürekli şey yapmak bir girişimciyim. Benim var ya Cambly ya da başka platform. Açıp İngilizce konuşuyorsun. Konuş. Onu yapacağım ben. Yap. Salak salak sıcağına televizyon izleyeceğim. Ya, odaya gireceğim. Ya, içeri gireceğim orada hobi odası. Ben işten kendime. Ben de hiç asla bir şey yapmıyorum. Televizyonu sadece bir kere izliyorum. Camdaki kız haftada bir kere. Aynen Türkçen çok iyi. O çok yoruluyor işte. Ben eve gelip sakinlemek istiyor da. Artık haftada ben her gün televizyon izlemek istemiyorum. Mutlaka kitap okuyorum. Meditasyon yapıyorum. Tarot öğreniyorum. Tarot'a başladım. Gerçekten. Al. Tarot eğitimi mi? Sen onu nasıl öğrendin? Bir de onu böyle kız kitap sipariş verdi şimdi. Dersler falan bir şey. Onu da çok haftada bir saat. Ya soş. Ondan sonra canlı ders oluyormuş. Dosyalar, şeyler falan var. Onları okuyorsun. Bir hafta haftada bir derse katılıyorsun. Bir de video var. Onu izliyorsun. Onu tutuyorsun. Sonra
Gel bakalım sonu gibi sınav oluyorlar. Çok iyi. Onlar da herhalde. Şey var, neydi? Böyle etkili düşünme şeyi var. Ne deniyor ona? Mindfulness mı? Öyle bir şey deniyormuş işte. O mesela onun dersi. Çok ben de bayağı araştırıyorum. Ya boş boş oturacağımızda mesela akşam de işte dersler 8'den 9'a mesela 9'dan 10'a. Sabahla ilgisi yok mesela. Ben bu kadın var çok fazla takipçisi var enerjim. Yani bir haftanın bir günü. Çalışan insanlar falan gidiyor da. Şey yani. Çok iyi. Bu yaşlarda yapmamız ben de kendim için. Evet. Şey değil tabii yani. Ben de öyle düşünüyorum. Mesela ben artık şeyde çok önem veriyorum. Böyle çok yaşamış insanların 80-70 yaşındaki hep deneyimleri. Çünkü o yaşa geldiğinde hiçbir şeyden pişman olmaman lazım artık. Aynen öyle. Da şimdi acaba millet 40'ında şöyle bir kafa geliyormuş çünkü hani benim yaptığımın en iyisi bu ama ne yaptım? Hani bir sorgulama dönemine giriyormuşsun 40 yaşında. O sorgulama dönemine oraya ben kadar, çok her yaşında giriyorum. İşte oraya kadar bu biraz daha şeymiş yani planlı gidersen bir tık daha. Çok planlı olmak da dişin enerjiyi öldürüyormuş. Evet. Ben çok planlıydım. Hayatı akışına bırakmak lazım. O yüzden bir de o dişil eril enerjileri araştırıyorum şimdi. Aha. Şimdi dedim ya sana ben sezgilerimi çok kaybetmiştim. Çok akılcıydım. Şimdi biraz sezgilerime yönelim de tarot öğrenmeye başladım. Çok uygun. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence çok güzel çıkıyor. Vallahi çıkıyor tarot. Ben deneyeceğim. Dedim şunu. Onu bize denetlemeye gelen... Evet. Hani öğrenince o kartların ne anlama geldiğini, işte o bir şeyle bir şey yan yana gelince aslında başka evet, bir şeyleri varmış. Aslında evet, aslında iyi olan bu kart kötüyle bir araya gelince farklı bir iyi bir şeye denk geliyor. Yani sen de biliyor musun şey biraz? Ben bir de kayması oluştu Sedor, sonra şeye gittik biz çıkıkçıya. Ama hı-hı, yılların çıkıkçısı çok hı-hı komik ya. Allah'ım Adana gittim, kızlar çok oyunlu. Şey dedi, ben diyorum ki baba benim ağrı. O zaman biraz da stresli dedim. Acaba stres kaynaklı mı? Bir şey mi var gerçekten? O zaman dedi ki babaannen dikeltti dedi bu adam dedi. İstiyorsan ya film çektirelim, düzgün hastaneye git ya da oraya getireyim dedim. Bir dedim ama oraya gidelim. Çünkü hastanede şey uğraştırıyorlarmış, orada hiçbir şey olmuyormuş sonuçta. Ama bu adam, babaannemin 40 tane fıtığı, 5 tane fıtığını basmış içine. Ve mesela diyor ki, o benim o bel kaynası. Adam onu taktı. Ben çıkıkçıya mı gittin gerçekten? Çıkıkçıya gittim. Merve çok komik ama adam... Bu zaman gitti. Siz söylemediniz mi? Ben söylemedim. Aha. Ben asıl o kadar açtım ki bir de bir tane daha suç söyleyecek. Sonra az geç. Ben hep iki tane söylüyorum çünkü. Sanki biri yanmış yani. Devam ediyor musun? Evet. Çok iyi geldi ya bana. Bir şey soracağım dur lafına bak. Ben zayıflamış mı ya? Evet. Bir baksana söyleyeyim. Bir dakika bir bakın. Yüzünden belli. Bir tane de zayıflamışsın. Gerçekten zayıflamışsın. Sedan anlayamadım. Seda Sağbaş diye. Bak çok öneriyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bu kadın çok iyi. Ve böyle aç bırakmıyor. Online diye. Ve mesela fit portret veriyor böyle. O tam benlik. Ben şöyle çok yerim mesela. Bir şey değil mi? Çok sen iyi. Ben yapıyorum. Ya, masadan. Masadan mı yapıyorsun? Masadan. Masa. Hani kuzada ısı şey. Ay o çok güzel. Yaptın mı hiç? Çikolatayı şey yap. Harika oluyor. Onu ben hiç yapmadım. Bak onu bir de sen çok seversin. Ben biliyorum. Harika. Bak sabah patatesli omlet yiyorum. Bak harika bir menü ya. Evet. Bak sabah kahvaltısında 2 ince dilim beyaz peynir, 2 ince dilim tam tahıllı tost ekmeği, 1 tatlı kaşığı biber salçası veya 1 adet domates. Aç 50 lira. Zaten az yemek hiçbir zaman iyi değil yani. Yasemin seni milyonlar izliyor şu an. Bak izleyecek. Kilo 5 kiloyu verdim diyordum. Verdim. 2 kilomda kaldı diyordum. Sonradan ben aldım kilo. 5 kilo daha aldım. Ama iyi ben de aldım. Çikolata istiyorum. İşte. Yok kalıp kalıp çikolata yerine. Ben çok şaşırmıştım. Ne güzel dedim. Mesela şu apart gitti dedim. Bir grup olarak bugün içeriz. Dişim de şiş yalnız. Bakın da. Dişim şişmeye başladı. Antibiyotik içmem lazım. Şişer de diyor. İşte kahveye de biraz etkisi azalırmış diye okumuştum bir yerde ama. Şimdi biz de kahve çay içip duruyoruz. Çok iyi geldi. Az önce şey geldi bana. Ben vazgeçtim. Bugün çekeyim ya. Thank you.
Kim buzlu istemişti? Ben. Nedir? Olay nedir? Ben buzsuz istedim. Olayımız ciddiyet. Küçük kahvesiyle makaron. Ve yanında fesleğenli ayran. Makaron çok güzeldi yani, bayıldım. Yemişsin hepsini. Ne yapalım? Kahvenin yanında tatlı bir şey yeme isteği. Dünya güzelleri. Ay dostum, ikiniz de pembişsiniz böyle. Arasını Marmaris çekseydim. O zamandan çekseydim. O zamandan çekseydim. Ama o zaman çekseydim sizi delirtirdim bence biraz. Diye sorma. Jessica da çok komikti. Jessica böyle yapıyor zaten, onu çektim de. İkinci de ben. Sen istediğim yere istediğim şekilde koyabilirim diyorsun. Evet. Sana bir dava patlatayım da sen biliyorsun. Kanka ben bu saati gerekirse bir para verdim. Aynen 5 yaşındayken aynen. Bakayım mı? Boş bulunup almıştı sanırım eskiden. Boş bulunup çocuk saati gibi diyor. Ben bunu söylemem Merve gerekiyordu. Merve ne yapıyor? Kahve çekmiyor mu? Kendi çekiyor. Ağır böyle diyor şeyin. Yok yok, önemli değil. Kim? Ben ama senden kim biliyorum? Hayır, Merve'nin hiç alakası yok. Kimle alakası? Seray'la mı alakası? Benle din arıyor. Din arıyor. Ama ismi Merve olan herkesi sever o. Onu biliyorum yani. Her sezon. Yok yok, benim tersim. Kötü yaşamışsın. Hadi benim gibi. Sen ama verdin. Aa, ben en son şeyde yemiştim, Beaver Cafe'de. O da çok güzeldi. O, o zaman çok güzel. O zaman Supa'dan Beaver'a geçelim. Beaver yok ki burada. Yok mu eskilerde? Yok. Yok diye biliyorum. Bir şey, Koyanta daha çok mekan var arkadaşlar. Evet. Koyanta çok kal. Dedi, gideceğim dedi. İşte dedi, sen de tüyük başına kal dedi. Neymiş, telefona bakmışım fazladan. 2 dakika fazla bakmışım. Aa, trip attı ya. Kalktı, hesap, hesap. Otur dedim şuraya dedim. Ben senden büyüğüm dedim. Ondan sonra bir yapar. Sustu da bunu birkaç kere daha yapmışlığı var, deli deli. Yapmaz ama. Siz o yüzden ikiniz yalnız buluşmuyorsunuz. Tabii tabii, bırakır kalkar gider. Mantıklı. Ya deli, hala yorum yapamadım ona. Tek mantıklı. Ben Merve'yle tek yorum. Ben daha cheesecake yiyeceğiz sonra. Gormen ki ben zaten hamburger isteyeceğim. Ben sanırım. Arolün mü bu tipi? Arolün mü? Zaten ortaya bir şey söyleyelim diye bayağı ısrar etti de Gökçe. Arolün. Biliyorsun az bunu insan doğru. Ben istedemedim Da Vinci'yi. İstedemedin Da Vinci'yi. Yok, altın oranı bu. Altın oranı. Da Vinci'nin altın oranı böyle mi canım? Allah Allah. Evet hayatım. Onu telafi etmek için büyüğünü alacaksın o zaman. Of. Nereden gitti? Düz git. Şu an şöyle düz ya. İlerle. Hayır, düz diyorum. Yan diyor ya. Yandı ya. İyi de karşı nereye döneceğim? E karşıya gideceksin işte. Nereye? Başka bir dönüş mü var? Sola. Ya hediyemi bozdurup saat almak nedir? Abi, büyük değildi. Tamam da bana ne alacaktın onun yerine? Benim telafim ne olacak? Tamam, onun değerinde yine bir şey olur. Onun değerinde olur. O büyüğü alamam yani. Boşuna heveslenme. Yani bir şey almadın yani sonuç olarak. Sonuç olarak artık şu an bir şey yok. O zaman vardı ama kolyesini de kendime almıştım.